Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz uzaydan başımıza çöp düşer mi? Şimdi arkadaşlar, işin açıkçası bu başlık bana biraz enteresan geldi. Hani şöyle bir durum var, milyarda bir ihtimal bile olsa mevzu bahis olan konu uzay olduğu için bu ihtimal bana göre bir tık yüksek oluyor. Yani gerçekten başımıza böyle bir şey gelebilir. Durumun ciddiyetini daha iyi anlamak için şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çöplerin içerisinde donmuş çiş de var arkadaşlar. Çok konumuzla ilgili değildir. Hani ihtimalin olabilitesi hesaplamak açısından bir örnek daha vereceğim. Japonya'da bir tane adam sabahın köründe teknesine atlıyor ve balığa çıkıyor. Sene 1997 arkadaşlar. Bu balıkçı abimiz gayet masum bir şekilde balık tutmaya çalışırken bir anda teknesine bir şey düşüyor. Ne düşüyor biliyor musunuz? İnek. Bu olay %100 gerçek arkadaşlar. Çünkü Rusya tarafı bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıyor. Diyor ki inek bizim kargo uçağımızdan atıldı. Mürettebat ineği, bakın. Mürettebat ineği uçağa yemek için almış. Daha sonra uçak yolda arıza yapınca inek ağırlık yapmasın diye uçaktan aşağı atmışlar. Sen inek git bizim balıkçının teknesine düş. O ineği, o uçağı neden canlı aldın? Yani yiyin yiyecekseniz de niye canlı ineği uçağa alıyorsunuz yani? Eğri oturup doğru konuşalım. Uzayda başıboş bir şekilde dolanan ve boyutu da 1 santimetreden büyük olan yaklaşık 1 milyon adet çöp var. Bu cisimlerin toplam ağırlığı ise 8000 ton olarak tahmin ediliyor. Burada zırnının zırt dediği yer arkadaşlar, o çöplerin orada var olmasından daha çok o çöplerin dönerkenki hızları. Bu hız öyle bir hız ki hareket halindeki bir uzay mekiğini bile düşürebilir. Bazı kaynaklar bu hızı saatte 10.000 ila 20.000 kilometre şeklinde açıklıyor arkadaşlar. Yani ciddi bir hızdan bahsediyoruz. Mesela bir örnek olması açısından geçtiğimiz yıllarda kütleleri yaklaşık 2.5 tonu bulan ve saniyelik hızları da yaklaşık 14 kilometreyi bulan iki tane cisim çarpışacaktı. Ne oldu? Çarpışmadılar. Okey, bunda bir sıkıntı yok. Ama eğer çarpışsalardı bu kadar büyük iki tane cismin çarpışması sonucunda uzayda ciddi bir enkaz yağmuru sonucuyla karşılaşabilirdik. Burada şöyle bir risk daha doğuyor. Şimdi bu parçaların hepsi sütten çıkmış ak kaşık değiller. Bir kısmı işte uzay araçlarının yakıt deposu, bir kısmının üstünde değişik radyoaktif maddeler var, bir kısmı batarya. Ne riski doğuyor? Bunların patlama riski. Bu arada arkadaşlar, hani böyle çok tedirgin olmalı bir durumda yok. Bunu da belirteyim. Çünkü Avrupa Uzay Ajansı tarafından 10 santimetreden büyük 29.000 adet cisim takip ediliyor. Hatta bu çöplerin içerisindeki en büyük olanı Envisat adı verilen bir uzay aracının 8 tonu bulan çöp yığını. Peki ne kadar çarpışma olmuş? Yani bu bir risk mi? Şimdi şöyle bir durum var. Son 20 yılda gözlemlenebilen 12 adet çarpışma olmuş. Yani ihtimal düşük aslında. Fakat burada tabii ihtimal bu kadar düşük ama aynı zamanda gerçekçi olunca bir takım senaryolar da ortaya çıkıyor. Bunlardan en bilineni Kessler teorisi. Şimdi Kessler'in senaryosuna göre bu kadar uzayda çöp bırakmaya devam edersek günün birinde bu çöplerden 2 tane büyük olan çarpışacak ve bunlar bir domino taşı etkisi yaratacak. Devasa bir yığın çıkacak ortaya diyor kendisi. Hatta bu meseleyle ilgili olarak bir film de var. Adı yanlış hatırlamıyorsam Gravity'ydi. İlginizi çekerse gidip izleyebilirsiniz. Gelin gelelim artık sadedimize. Kafamıza çarpışma oldu, bilmem ne oldu, olmadı. Her neyse, kafamıza bir uzay çöpü düşebilir mi? Vallahi arkadaşlar düşer. Hem de öyle bir düşer ki şok oluruz yani. Çünkü daha öncesinde düşmüş, kafasına uzay çöpü düşen bir tane örnek var daha öncesinden. O da 1997 yılında Amerika'da Oklahoma'da yaşayan Lucy isimli bir kadın. Bu kadın sabah kalkıyor arkadaşlar. Şimdi orası Amerika olunca tabii bir sabah koşusu rutinleri var bunların. Sabah koşusuna çıkıyor arkadaşlarıyla birlikte. Lan kafasını bir kaldırıyor. Gökten yanan bir tane cisim buna doğru geliyor. Derken tam cismi fark ediyor. Cisim pat diye bunun omzuna çarpıyor ve yere düşüyor. Kadıncağız işte eğiliyor, cisimi alıyor. Lan bu ne, ıvır zıvır falan filan, atıyor arabanın bagajını. En son araştırttırıyor ki ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu parça 1996 yılında Delta 2 ismiyle fırlatılan uzay aracının yakıt deposuna ait bir parça olarak belirleniyor. Yani bir örnekte olsa birinin kafasına olmasa da omzuna bir şey düşüyor. Bunun haricinde yapılan araştırmalara göre dünyanın yörüngesine son 40 yıl içerisinde yaklaşık 6000 adet uzay çöpü giriş yapıyor. Şimdi bunların büyük bir kısmı atmosfere girdiğinde yanarak yok oluyor veya işte çok küçük parçacıklara ayrılıyor. Fakat bir kısmı yeryüzüne düşüyor. Bu çöplerde genellikle işte Kanada'nın tundraları, Avustralya'nın çölleri ya da Sibirya'nın uzak noktalarına düşüyor. Yani uzayda iki cisim çarpıştığında bilim insanları gidip ilk bu bölgelere bakıyorlar, kesin buraya bir yere düşmüştür diye. Bu atmosfere giren parçaların yok edilme, imha edilme süreci bazen kontrollü bir şekilde de gerçekleştirilebiliyor. Mesela Rusya 2001 yılında Mil isimli uzay aracını atmosfere
atmosferde 1500 parçaya bölüp Büyük Okyanus'un derinliklerine gömmeyi becerdi. Gelin isterseniz bir de 1978 yılına bakalım. Arkadaşlar, bu Rusya'nın bir tane uzay aracı Kanada'ya lagadanak diye düşüyor. Bu öyle bir düşme değil arkadaşlar. Böyle gökten taş gibi gelip bir noktaya düşmüyor. Yaklaşık 600 kilometrelik bir alana düşüyor. Ve finalde Rusya Kanada'ya milyonlarca dolar tazminat ödüyor. Çünkü uluslararası uzay hukuku diye bir şey var. Yani senin gemin oraya düşemez. Yine başka bir örnek daha var. Yine işin içinde Rusya var tabii ki de. Arkadaşlar, adam bir tanesi de evinden ekmek almak için dışarı çıkıyor. Eve bir geldiğinde bir bakıyor ki evin çatısından içeriye 5 kiloluk bir titanyum topu düşüyor. Rusya demişken hemen bir de soğuk savaş dönemine geçelim. 1960'lara bakalım. Bu ABD ile Rusya'nın arasında bir soğuk savaş var biliyorsunuz o yıllarda. Ve bu savaş en çok uzay üstünden şekilleniyor. Hani onun roketi, onun nükleer füzesi falan filan. Sonra Amerika bir gün tribe giriyor. Diyor ki, ya diyor, bu Ruslar diyor bize nükleer bir saldırı yaparlar. Bizim iletişimimizi kesebilirler. En iyisi biz uzaya binlerce bakır iğne gönderelim. Ki bu bakır iğneler Rusya bize saldırıp bizim iletişimimizi kestiğinde bizim iletişim alternatifimiz olarak uzayda yer alsın. Bu arada bu bakır iğneler arkadaşlar uzayda saatte binlerce kilometre hızla dönüyorlar. Proje başarısız oluyor, bir boka yaramıyor yani, ama o iğneler hala dönmeye devam ediyorlar. Yani anlayacağınız arkadaşlar, olay nesnelerin büyüklüğünden çok biraz hızlarında kilitleniyor. Çünkü hemen bir örnek olay daha anlatacağım size. Bir tane uzay mekiği uzaya doğru yola çıkarken 0.2 milimetrelik bir uzay çöpü mekiğin camını deliyor. Camını delip mekikten içeri giriyor. Mekik geri aşağı inmek zorunda kalıyor. Tamir ediyor, bir daha gönderiyorlar. Yani mesele ciddi. Sıradan bir tane tabancayla kurşun sıktığınız zaman bu kurşun yaklaşık 0.8 kilometre saniyede 0.8 kilometre hızla yola çıkıyor. Ve bu kurşun 13 santimetrelik bir alüminyum levhayı 9 santimetre çap, 5 santimetre derinlikte bir çukur oluşturabilecek kadar sarsıyor. Burada bahsettiğimiz, yani uzayda dolaşan cisimlerin bahsettiğimiz hızları saniyede 8 kilometreye kadar çıkıyor. Peki hani bu kadar anlattık, örnek olayları verdik. Şimdi gelin isterseniz bir bilene soralım. Değerli Yusuf hocamız var bizim. Kendisi Avustralya'da doktor öğrencisi. Fizik bölümünde kuantum çalışmaları yapıyor. Ben hani buraya kadar size anlattım. Birkaç tane de örnek verdim. Uzay çöplerinden bahsettim falan filan. Şimdi bir bilene soralım. Bakalım gerçekten kafamıza uzaydan çöp düşer mi? Yani bunun düşmesi ne anlama geliyor? Hocam merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim videoya çıkmayı kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? İyiyim Çağdaş. Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben direkt soruma geliyorum hocam. Bu uzaydan bizim kafamıza çöp düşebilir mi ya? Şimdi uzayına bağlı Çağdaş, bir de çöpüne bağlı. Yani tamam. Uzayda hali hazırda yörüngeye oturmuş bir nesne durduk yere dünyamıza düşmez. Zaten yörüngede olmak demek sürekli dünyaya düşmek demek. Yani yörüngede dolaştığınız zaman aslında sürekli dünyaya düşüyorsunuz. Yörünge hızında bir değişiklik meydana getirecek bir olay olmadığı sürece, diyelim bir şeyle işte farklı bir çöple bu çarpışmadığı sürece dünyaya düşmesi mümkün değil. Peki hocam, bu geçtiğimiz gün Çin'den kafamıza düşebilir dedikleri muhabbet nedir? Anlaşıldığı kadarıyla Çinli roket tasarımcılarının bir hatası sonucunda bir roket parçası kontrolsüz bir şekilde geri düştü. Normalde bu tarz uzay çalışmalarında zaten arkada bir şeylerin düşeceği biliniyor. Bunların nerede nasıl düşeceği hesaplandığı için atmosferde büyük ölçüde yok edilip düşmesi gereken veya düşebilme ihtimali olan bazı parçalarda bilinçli bir şekilde, kontrollü bir şekilde okyanusa falan düşürülür. Çin'de olan şey işlerin kontrolden çıkması. Amerikalı mühendislerin dediğine göre Çinli mühendislerin tembelliğinden ötürü çok detaylı bir hesap yapmamışlar. Aceleye getirmişler. Biraz tabii Çin ile Amerika arasındaki ideolojik meselelerin de bir şeyi de vardı tabii. İdeolojik bir mesele var. Fırsatını bulmuşken yapıştırmışlar bence, yani hazır yakalamışken diye. Ben şeyi merak ettim. Siz dediniz ki atmosferde yanıyor. Peki yanmayan nasıl yanmıyor? Şöyle, sonuçta atmosfere giriyorsun. Çok büyük bir parça olarak giriyorsun. Atmosfere girdiğinde yanmaya başlıyorsun. Dünyaya düşene kadar yanman lazım. Pof diye bir anda yok olmuyor. Yana yana geliyorsun yani. Sivri uçlu bir malzeme ve aşağı düşüyorsa sürtünmesi az olacağı için, yüzey sürtünmesi, yanması zorlaşır. Eğer çok yüzey alanı geniş bir malzeme ise atmosferde çok daha fazla temasa gireceği için daha hızlı yanacaktır. Eyvallah. Yani milyarda, trilyonda bir ihtimal de olsa kafamıza bir şey düşebilir. Evet, uçaklardan daha çok düşebilir. O da zaten büyük ihtimal daha önce duymuşsundur. Uçaktan düşen şeyler daha fazla. Buradaki soru şu. Bunların toplanması, ya bunların çöpçüsü yapılmıyor mu? Hadi gidip böyle toplanmıyor mu bunlar? Şimdi bunun çöpüyle ilgili çok fazla çalışma var. Japonya'nın mesela bir tane çalışması var. Uzaya bir tane cihaz gönderiyorlar. Bu cihazın altından bir tane halat sarkıyor. Bu sarkan halat uzayda
kurtulmak istediğimiz çöpe bir şekilde sabitleniyor. O çöpü kontrollü bir şekilde atmosfere doğru indiriyor. Bu şekilde yanmasını sağlıyor. Bunun yanında bir de Birleşik Krallık ve Fransa'nın özellikle Airbus mühendislerinin üzerinde çalıştığı Remove Debris olarak adlandırılan bir proje var. Bu projede çok başarılı sonuçlara ulaştı. Mortal Kombat'taki Scorpion gibi çok hızlı bir şekilde halat fırlatıp çöpleri yakalayıp yine aynı şekilde atmosfere sokarak veya ağ fırlatarak 3-5 farklı metodu var. İşte halat fırlatmak gibisinden. 2019'un sonunda bu halatla ilgili olan kısmı gerçekleştirdiler. Tabii videosunu izlediğimiz şey gerçek bir yakalama videosu. Tabii bunlar unutmamak lazım. Yani her bir çalışma, belki her bir halat fırlatma projesi 10-20 milyon dolar civarında bir maliyet çıkarıyordur. Gerçekten bu meselenin bu kadar ciddi bir mesele olduğunu bilmiyordum ya. Şöyle, uzay çalışmalarında özellikle amatör astronomi için kötü bir şey. Özellikle bu Elon Musk'ın uyduları da amatör astronomi için kötü bir şey. Sizin uzayda görmeye çalıştığınız gezegen veya yıldızla aranızda binlerce nesne var. Bunlar size gelen ışığı engelliyor. Eğer optik spektrumda bir izleme yapmaya çalışıyorsak, yani bizim standart gözlerimizle görebileceğimiz ışığa bakıyorsak kirlilik söz konusu. Ama radyo teleskopları için falan tabii çok uzun dalga boylarına sahip oldukları için o kadar da büyük problem değil. Eyvallah hocam. Hocam ben çok teşekkür ederim değerli bilgilerin. Ben teşekkür ederim Çağdaş. Görüşmek üzere hocam. Kendinize çok görüşürüz. İyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, Yusuf hocamıza sorduk. Cevabımızı da aldığımıza göre artık videomuzdan rahat rahat çıkış yapabiliriz. Bu videomuzda sizlere uzaydan kafamıza çöp düşer mi başlıklı meseleyi açıklamaya çalıştım. Sizler de videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Twitch kanalımı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.